Önerdiği bir tuz çeşidi var. Diyet tuz deniyor buna. Ancak tuzu bilinçsiz kullanmak zaman zaman farklı yan etkilere de sebep olabiliyor. Peki diyet tuz nedir? 24 muhabiri Melis Bakangöz uzman konuğuyla bu soruya yanıt aramış. Dikkat etmek gerekiyor. Biz son dönemde aslında tuz çeşitlerini artık sıkça görmeye başladık. İyotlusu var, iyotsuzu var, deniz tuzu var, Himalaya tuzu var. Bir de son dönemde diyet tuzla karşı karşıyayız. Peki diyet tuz neye yarıyor, ne işe yarıyor ve nasıl kullanmalıyız? Ben hemen sormak istiyorum. Doçent Doktor Aynur Arslan var yanımda. Hocam diyet tuz nedir? Diyet tuz, sodyum içeriği düşürülmüş ama bunun yerine potasyum koyulmuş tuzlara verilen isimdir. Diyet tuz olarak adlandırılınca bazı insanlar tarafından yanlış anlaşılıp diyet yaparken kullanmaları gereken tuz olduğunu düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Bunu biz bazı kalp hastalarına, tansiyon hastalarına sodyum kullanmasında birazcık daha dikkatli olması gereken kişilere önerebiliyoruz. Ama bunu önerirken dikkat ettiğimiz konular var. Bir tanesi hastanın böbrek fonksiyonlarının çok iyi olması lazım. Çünkü potasyumun fazlası da vücut için son derece zararlıdır. Aslında sodyum eksikliği de vücut için çok zararlıdır. Vücut bunu çok güzel bir denge ile sağlamaktadır, sodyum potasyum dengesini. Ama bazı kimselerde işte kendilerinde bulunan hastalıklar sebebiyle veya kullandıkları ilaçlar sebebiyle sodyum potasyum dengesi son derece hassas bir noktadadır. Bu kişiler doktor kontrolü olmadan diyet tuz gibi tuzlara abanırlarsa, yüklenirlerse vücutlarındaki bu denge bozulabilir. Hatta çok ciddi durumlarla karşılaşılabilir. Mesela nedir bu ciddi durumlar? Neye yol açabilir? Evet, örneğin böbrek fonksiyonları bozuksa diyalize varan, hani diyaliz yapmamızı gerektiren durumlara yol açabilir. Kalbin çalışmasını etkileyen durumlara yol açabilir. Hatta kalbin durmasına yol açabilir. O yüzden doktor kontrolü olmadan asla kullanılmamasında fayda var. Yani hocam her diyet gördüğümüzü diyet yaparken kullanmayalım. Kesinlikle evet. Diyet demek o diyet demek değil. Peki, çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Aynur Arslan yayın konuğumuzdu. Dediğimiz gibi diyet tuz dedik ama diyet tuz aslında diyet yaparken kullanmamız gereken bir tuz değil. Bu hatta kalp hastalıklarına, böbrek hastalıklarına kadar yol açabilir diyelim. Sözü tekrar size.